Burası okulun bu şekilde girişi arkadaşlar. Şöyle size çevresinde sokağı da göstereyim. Olarak da bu şekilde. Bu da karşıda bir binası daha var isimli ama orada genelde ofisler var. Öğrenciler için pek bir şey yok. Buyurun şöyle beraber içeri girerek başlayalım. Okul 6 katlı buluşuyor arkadaşlar. Bu 6 katın tamamında sınıflar var. Sadece burası giriş alanı. Burada gördüğünüz gibi sol tarafta bir resepsiyon bölümü var. Bu resepsiyon bölümünde genelde 6 kişi beraber çalışıyormuş. Burada öğrencinin istekleri, talepleri, geziler, seyahatler vesaire organizasyonu yapılıyor. Şimdi size örnek olarak göstereceğim. Aktiviteler ve geziler var burada. Şöyle koyarsam görünüyor olabilecek. İşte bir çarşamba günü, perşembe günü, cuma günü, cumartesi günü, pazar günü, pazartesi günü vesaire. Haftanın 7 günün için olacak etkinlikler burada gösteriliyor. Şurada gördüğünüz griyle olan bir etkinlik bir tane, şurada gördüğünüz morlu olan etkinlik farklı. İşte kırmızıda gördüğünüz etkinlik bir tane farklı. Yani mesela bir günde 3 farklı etkinlik koymuş. Bazı yerlerde bir günde 4 tane etkinlik koymuş. Mesela nedir bu etkinlikler? İşte 10 euro karşılığında laser tag götürüyorlar mesela. Çarşamba günleri bedava dersler varmış mesela. İşte perşembe günü akşamları futbol oynamaya gidiyorlar. İşte gece kulübüne gidiyorlar. Ziyaretlere mesela Malta turu, Gaza turu gibi yerlere gidiyorlar. Ve bu organizasyon tamamı iyisini kendisi tarafından organize ediliyormuş. Doğal olarak aracı bir kurum olmadığı için hem organizasyon daha güzel oluyor. Hem de fiyatlar öğrenciler için daha uygun oluyor. Bu tarz mesela böyle uygun aktiviteler var. Burada alabileceğiniz fiyatlar var. Mesela normalde işte scuba diving 80 euro iken EC öğrencilerine 75 euro oluyormuş. İşte water diver diye bir etkinlikte 475 euro olan ücret 460 euroya düşüyormuş gibi gibi. Bu şekilde paketlerde alabiliyorsunuz. İşte bir dalma, iki dalma, altı dalma gibi. Burada aynı şekilde yeni okulun Malta'nın servis sistemini anlatan, top taşımayı anlatan bir ne yapabilirsiniz? İşte bir tane kart alabilirsiniz. 7 günlük kart alabilirsiniz ya da 12'lik girişli kart alabilirsiniz şeklinde detayları da açıklıyorlar. Yani anlatacağım o ki okul burada öğrencinin hayatını yaşamasını, hayatındaki kolaylıkları sağlamasını, işte etkinliklere katılmasını, ucuz fiyatlardan yararlanmasını sağlayacak şeyleri burada öğrencinin görüşüne sunuyor. Burada ne dediğiniz gibi yararlanmak sizin elinizde arkadaşlar. Bu tarz böyle lokal discountlar var mesela çevre, restoranlardan falan işte EC öğrencilerin alabileceği %10, %20 gibi. Bunları da burada asmışlar, gene görebilirsiniz. Burası böyle bir bekleme alanı. EC'nin akreditasyonunu göstereceğim size. Tam akreditasyonu var arkadaşlar, bu birçok okulda yok. 10 okullara zaten gösteriyoruz. EC'de akreditasyon okullardan bir tanesi. Hadi gelin birlikte şimdi asansörle yukarı çıkalım ve örnek bir sınıfımıza bakalım. Şimdi de EC'nin örnek bir sınıfına geldik arkadaşlar. Bu sınıf boş tabii ki de. Sizin gözünüzde daha iyi canlansın diye. Nasıl oluyor diye burayı çekiyorum. Böyle gördüğünüz gibi sınıflar yaklaşık 10 kişilik arkadaşlar. Akıllı tahtaları var, panoları var. Çalışma alanları ortak oluyor. Normal sıralama sistemi gibi değil. Böyle karşılıklı oturuyorsunuz sınıflarda. Burada hocanın oturduğu bir yer. Akıllı tahtası var. Klasik, standart bir sınıf diyebilirim. Bu şekilde şöyle de koridorları da size göstereyim. Bu koridorların sonunun hepsinde ayrı ayrı sınıflar var. Burada bir örnek sınıfı daha göstermek istiyorum size. Baktığımız zaman şekilde örnek bir sınıfımız. Dediğim gibi yaklaşık 10 kişilik sınıflardan oluşuyor. Ve okulun toplam sınıf kapasitesi 47 arkadaşlar. Toplam 47 tane sınıf var. Şu anda da okulun tarasındayız arkadaşlar. İstin böyle bir taras bölümü var. Öğrenciler burada çıkıp özellikle havalar sıcakken rahatlıkla vakitlerini geçirip sosyalleşme imkanlarına sahip oluyorlar. Şöyle tarası bir daha gösterelim. Aynı zamanda student lunch dediğimiz öğrencinin oturup kalkıp işte yemek yiyip sosyalleşecekleri alanlar burası. Burada aynı zamanda mezuniyet törenleri de yapılıyormuş. Öğrenciler sertifikalarını oralarda alıyorlarmış. Bu alan onun için de kullanılıyor aynı şekilde diyebiliriz. Evet, EC Malta gezimiz bitti arkadaşlar. EC Malta'da gene okulların, güzel okulların arasında. Lokasyon olarak Paşavi'de bulunuyor. Gerçekten çok merkezi bir lokasyonda. Tüm restoranlara, çalışacak yerlere vesaire ulaşabiliyorsunuz burada. Ve öğrenciler için gerçekten ilk tercih olabilir.
Konaklamalarda genel itibariyle ısının yürüme mesafesinde arkadaşlar. O konuda çok rahat konaklamadan çıkıp 10-15 dakika yürüme mesafesiyle ulaşabiliyorsunuz. Bu da çok büyük bir artı olarak söyleyebilirim. Bunun dışında okullarımızı gezmeye, öğrencilerimize videolar çekmeye devam ediyor olacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.